Merhabalar değerli kardeşlerim, kızlarım, bacılarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cümleden selamın aleyküm. Bugün günlerden salı. Hepinize ne zaman izliyorsanız hayırlı günler, hayırlı akşamlar, hayırlı vakitler olsun inşallah. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Allah'ım iyiliğinizi, dirliğinizi, sağlığınızı daim etsin. Yüce Rabbim. Tüm felaketlerden, depremden, selden, yangından, kötü insanların şerrinden hepimizi korusun inşallah. Allah'ım Türkiye'mizin yaşadığı bu kötü günler geride bıraksın, tekrarını yaşatmasın inşallah diyerek güne yemekle başlıyorum. Bugün sizlere yemek videosu çektim. Ne yapıyorum arkadaşlar? Kış gününde gerçekten çok faydalı bir yemek yapıyorum sizlere. Antibiyotik çorbası. Evet, bir adı da kemikli haşlama et çorbası. Kaburga, ince kaburga etinden parça parça kemikli et kasaptan almıştım. Onu ve yanında patatesi, havucu, sarımsağı, soğanı biraz iri tuttum. Doğradım arkadaşlar. Tenceremi ocağa koydum. Sızma zeytinyağı ile beraber hafif kızdırdım. Etlerimi mühürlemeye bıraktım. Bu aşama yemek yaparken çok önemli. Mühürlenen etler yemeğe daha güzel, sağlıklı bir tat veriyor. Ve artı çok da faydalı biliyorsunuz pişme açısından da çabuk pişiyor. Kızdırılmış sızma zeytinyağında kaburga kemiklerini, etli kaburga kemiklerini kavurmaya başladım. Ağzı yarı kapaklı bir şekilde kendi suyunu salana kadar kavurdum arkadaşlar. Üzerine de tane karabiber ekledim. Tane karabiberle beraber kavurmaya başladım. Sizler ne yapıyorsunuz evde? Nasılsınız? İyi misiniz? Sağlığınız, sıhhatiniz, moralleriniz yerinde mi? Güçlü olmamız lazım. Evet, güçlü olmamız lazım. Allah'ım her türlü hastalıklardan, depremden, selden hepimizi korusun. Rabbim dermansız dert vermesin hiçbirimize inşallah. Mühürlenen kemikli etlerimin üzerine sıcak su koydum ve ağzını yarım kapaklı bir şekilde haşlamaya bıraktım. Diğer tarafta tekrar sızma zeytinyağı koydum tencereme. Etlerim haşlana dursun. Ben şimdi sebzelerimi kavurmaya başlayacağım. Etlerimi şöyle bir kontrol çekiyorum çatalla haşlanmış mı diye bakıyorum. Gördüğünüz gibi mühürlenen etler çok çabuk haşlanıyor. Tuz koymayın arkadaşlar. Bu aşamada tuzu etli yemeklerinize en son koyun. İlk başta tuz koyarsanız etiniz çok sert olur ve çabuk pişmez. O yüzden ben etli yemekleri hep son aşamada koyarım tuzu. Kızdırılmış sızma zeytinyağının üzerine havuçlarımı ilave ettim. Jülyen doğranmış havuçlar. Havuçları zeytinyağı ile beraber iyice bir kavuralım. Rengi dönene kadar, suyunu salana kadar. İyice bir kavuralım. Bu çorbayı tüm hastalara özellikle tavsiye ediyorum. Bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Sizi daha zinde olmanızı sağlıyor. Neredeyse 1,5 yemek kaşığı kadar da un ilave ettim. Kavrulan havuçlarımın üzerine. Unu rengi dönene kadar havuçlarla beraber kavurdum. Sürekli kavurdum. Bu aşamada ocağınızın altını fazla açmayın. Neredeyse kısık ateş olsun. Benim tencerem döküm tencere olduğu için kısık ateşte daha güzel pişiriyor. Eğer ki çelik tencere ise dibini alabilir. Ama granitte ve döküm tencerelerde dibini almıyor. Şimdi kavrulan unlu zeytinyağlı jülyen doğranmış havuçlarımın üzerine etlerimi ilave ettim. Kemikli etlerimi haşlanmış. Diğer suyunu da et suyunu da süzgeçten geçireceğim arkadaşlar. İçinde tane karabiber var. Bir de kemik de var.
O yüzden kemik, etten ayrılan kemikler ağzımıza gelmesin diye süzdürerek üzerine ilave edeceğim. Öne aldım tenceremi. Sapları çok kızmış. O yüzden biraz dikkatli tutmak lazım. Bu tür tencerelerin sapları çok sıcak oluyor. Şimdi kuşbaşı etle beraber kavrulmuş un ve havuç. Üçünü kavurdum. İyice bir kavurun arkadaşlar. Süzgecimi de koydum tencereme ve et suyunu ilave ettim. Gördüğünüz gibi tane karabiberleri içine böyle atmıyoruz. Ağza gelmesin. Et suyuyla beraber bu muhteşem üçlüyü birlikte haşlamaya bıraktım. İyice haşlandıktan sonra şöyle bir 10-15 dakika kadar havuçla beraber, 10 dakika yeter yani, 15 dakika biraz fazla. İyice bir haşlansın. Havucun tadı, etin tadı birbirine girsin. Üzerine pul biber koydum. 2 kaşık pul biber ölçü kaşığıyla. Çok az bir şey de toz karabiber koydum. Özellikle kış günlerinde karabiber çok çok önemli. Baharatlarımı da ilave ettikten sonra diğer tarafta sıcak su kaynatıyorum. Bu suyu az gelecektir haşlamaya, kemik haşlamasına. Şimdi üzerine de soğanı ve patatesi, sarımsağı ilave ettim. İyice yıkadım, suyunu süzdürdüm. Biraz daha iri tutarsanız çok çok iyi olur. Ben bizim evde çok iri yenilmiyor diye, hani çocuklar, eşim onu çatalla bölmektense bütün bütün ağızlarına atsın. Büyük büyük patateslerle de oluyor haşlama. Soğanı 4'e böldüm. Sarımsakları bütün bütün koydum. Onu da ilave edeyim tarifime. Şimdi ağzı yarım kapaklı bir şekilde haşlamaya bıraktım. Şimdi sırada ne var? Pilav var. Kemikli et haşlaması olur da pilav olmaz mı? Önce pilavımın pirincini, baldo pirincimi süzgeçte iyice elimde nişastası gidene kadar yıkadım. Sıcak suya koyup bekletirseniz, biraz da hafif tuz koyarsanız daha güzel olur pilavınız. Zamanla yarıştığımız için ben koyamadım. Çünkü ev halkı aç, yemek bekliyor. Şimdi pilav tencereme zeytinyağı koydum. Normal ayçiçek yağı koydum. Ve üzerine tel şehriye. Sıcak suyum da yaktım bu arada. Çaycımda. Bol ter şehriyeli pilav yapacağım. Arkadaşlar, pilava tereyağı koyduğunuz zaman rengi sarı oluyor. Tereyağı en son aşamasında suyu koyduktan sonra az bir parça koyarsanız o kadar belli olmuyor. Ama pilavınızın daha beyaz, parlak olmasını istiyorsanız 1-2 tane küp şeker koyun. 1-2 damla da limon koyun. Limon suyu. Bir de tereyağı koymaya, hani ben hani eskiden sana yağ deniliyordu, katı beyaz yağ koyarsanız, ben tereyağı koyuyorum bazen, rengi daha da güzel oluyor, bembeyaz oluyor, ama tereyağı sarı olduğu için pilavınızın rengini sarı gösterir. Şu ana kadar hiçbir yağ koymadım, sadece zeytinyağı, ayçiçek yağı diyelim, zeytinyağı demeyelim, yanıltmış olurum ama ağzım öyle alışmış. Tel şehriyeleri iyice kızarttım. Ayçiçek yağında. Üzerine de bol yıkayıp da nişastasını arındırdığım baldo pirinçlerimi ilave ettim. Diğer tarafta gördüğünüz gibi et haşlamam pişiyor. Üzerine su ilave edeceğim. Pilavımı kavurmaya devam ediyorum. Tuzu da bu aşamada koymayın. Tuz en son aşamada koyarsanız, suyunu koyduktan sonra pilavınız daha güzel olur. Tane tane olur. Böyle bu aşamada tuz koyarsanız sert olur pirinçleriniz. Ben evde tereyağı var ama gene de bir tereyağı tadı olsun diye tereyağı değil de tereyağı koyacağım. Evet, tereyağımı da koydum.
köy hakiki tereyağısı. Suyu da ilave ettim. Kavurduktan sonra koyun tereyağı. Bu şekilde koyarsanız rengi o kadar siyah olmaz. Ama yakarak dibinde koyarsanız rengi siyah olur pilavınızın. Şimdi suyunu koyduktan sonra da 2 çay kaşığı tuz koydum. Ağzını kapatıp demlenmeye bırakacağım. Pilavım da hazır arkadaşlar. Bakın sırada ne var şimdi. Allah'a şükürler olsun, hamd olsun. Suyu ilave ettim. Et haşlamama üzerine karıştırdım. En son aşamada tuzu ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi et yemeklerine. Eti pişirirken kesinlikle mühürlerken tuz koymayın. Suda pişirin. Bir 10-15 dakika sonra havuçlarım, patateslerim ve etim iyice yumuşayınca altını kapatacağım. Çok faydalı bir çorba çocuklarınıza, eşinize, kendinize. Kışın suyu az geldi gördüğünüz gibi, daha fazla su olsun istedim. Un kavurunca gerçekten çok güzel bir kıvam oluyor. Cuma pazarından almış olduğum karnabaharlarım. Sebzelikte kararmadan onları da yapayım istedim. Karnabaharlarımı çıkardım. Ortasındaki göbeğini yedim mi arkadaşlar? Çok lezzetli, çok da faydalı. Top pancarı ve karnabaharın ortasında gördüğünüz o kökü çok seviyorum ben. Çok da faydalı. Onu güzelce yıkadım doğrarken. Yedim. İri iri, iri iri, çok ince olmamak kaydıyla karnabaharları bu şekilde doğrayın. Bol bol yıkayın. Bakın nasıl yapacağım. Kıymalı karnabahar yemeği. En faydalı yemek kışın. Karnabahar çok faydalı. Kışın hasta olmamak için özellikle soğuk havalarda bu gibi yemeklere ağırlık vermek lazım. İzzet abinizi sorarsanız, İzzet abiniz için ikimiz birlikte oturup bir sohbet videosu çekeceğiz en kısa zamanda. Sizlere bilgiler vereceğiz. Eşimin kendi ağzından tabii ki. Çok endişeliyim. O konuda en kısa zamanda bir sohbet videosu gelecek. Allah'ın izniyle inşallah diyelim. Arkadaşlar, Mevlüt'e bacım Malatya'da, arkadaşım benim, ordulu toprağım, hemşerim, bugün görüştük. Onun hakkında da sizlere bilgi vereceğim. Çok endişeliydim. Malatya'daki depremde geçmiş olsun diyorum tüm Türkiye'mize tekrar tekrar. Görüştük bugün, çok sevindim inanın ki. Sohbet videosunda o konuya da değineceğim. Mevlüt'e bacım, canım arkadaşım, sana selam olsun. Kocaman öpüyorum seni. İnternet olmadığı için bizleri de izleyemiyor. Karnabaharı güzelce yıkadım. Bol bol yıkadım, süzdürdüm. Tencereme koydum. Genelde hep geniş tencerede yaparım ben böyle karnabahar yemeklerini. Daha lezzetli oluyor. Böyle dik tencerelerde tıkış tıkış yemek tam tadında tuzunda olmuyor. Bir de pişerken sağlıklı olmuyor. Hepsi yarısı pişmiş, yarısı pişmemiş. Mesela alttakiler çabuk pişiyor. Dar tencerede, üsttekiler az pişiyor. Karıştıramıyorsun da karnabaharı. Zaten hassas bir sebzemiz. Hemen çabuk dağılıyor. Ben karnabahar yemeği yaparken kesinlikle karıştırma. 2 baş soğan koydum. Yıkadım soğanlarımı bu arada. Çekçekli soğan doğrayacağımı ipli. Tavamı ocağa koydum. Üstüne ayçiçek yağı koydum. Ve soğanı kavuracağım. Karnabaharımın üzerine
kıymalı harç hazırlıyorum şu anda. Hafif kızdırılmış zeytinyağına, ya ayçiçek yağı diyelim. Soğanım, iki baş soğanımı çekçekli ipli rondomdan çektirdikten sonra kavurmaya başladım. Spatula ile beraber daha güzel oluyor karıştırmak. Üzerine yarım karışık koyuyorum ben salçayı, ikisini bir araya koyuyorum. Tatlı biber salçası ve domates salçası ilave ettim. Arkadaşlar, ben editlerken bir yanlışlık yapmışım herhalde. Aynı şeyi tekrar yayınlamışım. Kusura bakmayın. Soğan tekrar çekçekten geçiriyorum. Orayı görmeyin, duymayın. Çok çok özür dilerim. Yanlışlık olduğu için editlerken olur yani nazar. Nazar diyelim. Evet, soğanımı kavurmaya başladım salçayla beraber. Üzerine havuç, küçük küçük doğranmış havuç koydum. Çok da küçük değil, çok da büyük değil. Çatala gelecek şekilde. Karnabaharlarımın üzerine düzenleme yapıyorum şu anda. Birazdan üzerine kıyma gelecek. Kıymanın düzgün durması için. Baharat koyuyorum. Kırmızı pul biber. Ve tane karabiber. Değirmenden geçirilmiş. Kırmızı tatlı toz biber de koyacaktım ama koymadım. Kuş, ay diyemedim, kıyma. Evde biraz kıymam vardı. Onu ilave ettim. Yanlışlıkla kuşbaşı et diyecektim. Kıymayla beraber iyice soğanı, havuçları kavurdum. Spatulayla çok kolaylık. Kavururken insanı yormuyor. Daha kolay ve daha çabuk iş yapılıyor. Ama gerçekten bu spatulam da iyi çıktı. Dayanıklı çıktı. Hiç böyle uzun süreli bir spatula kullanmamıştım. Demek ki her şeyin iyisi, kalitelisi önemli. Bir yandan kavururken bir yandan da ocağın kenarlarını siliyorum, sıçrayan yerlerini. Altını fazla açmamak lazım. Ocağın çabuk sıçrıyor. Orta değil, kısık ateşte yapsak ama işte olmuyor, çabuk pişmiyor o zaman da. Evet, kavrulmuş kıymamı üzerine ilave ettim. Sizlerin maydanoz varsa maydanoz koyabilirsiniz ama bizde maydanoz yenilmiyor bu karnabahar yemeğinde. Şimdi tavanın üzerine sıcak su ilave edip hem tavanın içindeki yağ, salça, kalıntılar yemeğin içinde olacak. Siyahın olmamış olacak. Eşit bir şekilde kıymayı karnabaharın üzerine yaydım. Sıcak suyu da tavaya koydum. Çaycımda demlediğim sıcak suyu. Ve üzerine ilave ettim. Çok dolu olmayacak sıcak su. Çok dolu olursa taşar. Bir de karnabahar çok çabuk pişen bir sebzemiz. Fazla pişirmenize gerek yok. Bir 15 dakika sonra yumuşayacaktır. Ben o arada bir çay içeyim. Şöyle bir kendime geleyim. Demli demli bir çay. Çayımı içtim. Yine tezgah başına geçtim. Kayınvalidemin tatlısından yapıyorum. Evlendiğim ilk 8 yıl kayınvalidem bana bu tatlıyı sürekli yaptırıyordu.
sütlü tatlı. Bir tane yumurtayı çırptım. Bir büyük kupa bardağıyla süt ilave ettim. Az 2 yemek kaşığı da un koydum. Şeker, az önce koyduğum şekerdi ve un koydum. Bir bardak da un koydum. Biraz da tuz koydum. Ve çırpmaya başladım. İyice çırpın, 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 çırpın. Ondan sonra ocağa koyun. Aynı şekilde yavaş yavaş kısık ateşte çırpa çırpa. Döküm tavada yaptığım için kısık ateşte yapıyorum. Çırpa çırpa dibini almasın diye pişirin arkadaşlar. Kayınvalidem bu tatlıyı bize sürekli yaptırırdı. İnekten sıcak sıcak süt sağardık. Akşamları bu tatlıyı sıcak yerdik. Muhallebi şeklinde pişirin. Üzerine de tereyağı. Yakın, tereyağı yakın. Yiyin. Çok güzel oluyor gerçekten. Beni izleyip destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun Rabbim. O güzel yüreğinize göre versin. İnşallah en kısa zamanda İzzet abinizle beraber balkonda oturup sizlere şöyle güzel bir sohbet yapacağız. Her şeyi açıklayacağız. Ne yapmamız gerekiyor? Nasıl bir tedavi uyguladık? Yani nasıl böyle bu hastalığa yani birdenbire yakalandı? İşte, inanın ki şoktayım hala. Ben böyle beklemiyordum ama dünya insanoğluyuz. Allah'ım yeter ki dermansız dert vermesin. Her şeyin çaresi var. O yüzden tedavi aşamasıyla beraber sizlerin karşısına geleceğiz. Nasıl evdeki yaptığım tedavi ve hangi doktora gideceğiz, ne gibi takip yaptıracağız, İzzet abinizi bu hastalıktan kurtaracağız. İnşallah hep beraber. Sigarayı zaten sizlerin sayesinde bıraktı. Allah razı olsun. İçmiyorum diyor. Ben de inanıyorum, güveniyorum tabii ki. Her an her dakika onu takip edemem. Çünkü sağlığım müsait değil. Allah'a bıraktım. İnşallah Yüce Rabbim görür. Tiskindirir, bıraktırır. Bir an evvel bu hastalıktan da eşim kurtulur. Hepinize çok teşekkür ederim destek için. Sizlere bu hastalığını açıklamak zorunda kaldım. Tek başıma mücadele verdim, başaramadım. Ama sizleri gerçekten dinliyor, yorumları okuyor. Allah'ım ne muradınız varsa versin inşallah. Kürlerden yiyor sabahları. Bu konuları isterseniz bir dahaki videomda, sohbet videosunda hep beraber İzzet'le beraber sizlere şöyle uzunca bir sohbet videosu çekeceğiz inşallah. Bugünlük beni idare edin yemek videosuyla. Hoşça kalın, dostça kalın, kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Bir beğen yapmanızı sizlerden rica ediyorum. Abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyorum. Videolarımı sevdiklerinizle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir değil, iki değil, üç defa izlerseniz, izlemeseniz bile bırakın telefon kendi haline. Beni izlesin. Siz işinizi yaparken Allah razı olsun diyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Rabbim olmayanlara da versin. Hepinize Allah'ım Halil İbrahim bereketi versin. Yüce Rabbim sizleri, bizleri, cümlemizi korusun. Bircan kızıma da dualarınızı bekliyorum. Çok hasta. Hala iyi olamadı. Ne olur ona da dua gönderin. Berat kandiliniz mübarek olsun.